Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Evet, bugün Sağlıklı Yaşam'da çok değerli bir konuğum var. Pedodonti uzmanı Gözde Pekdemir bizlerle birlikte. Hocamızla ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Özellikle ebeveynleri ekran başına davet ediyorum. Sizler de programımıza katılabilirsiniz. 0212 625 58 33'ten Sağlıklı Yaşam'ı arayabilirsiniz. Değerli doktorumuza sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Siz, iyi, sizi gördük daha iyi olduk hocam. Aynen, aynı. Aslında ben ağız ve diş sağlığı ile ilgili çok program yaptım. Ama bu sene özellikle çocuk ve bebeklerdeki ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilk programım. Onun için çok da mutluyum. Çok istiyordum. Evet. Öncelikle kırmadınız, geldiniz, zamanınızı bizler ayırdınız. Bizler teşekkür ederiz. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok güzel bir program. Burada olduğumuz için çok bizler de çok mutluyuz. Hocam şimdi öncelikle aslında çok sorum var ama nereden başlayayım onu da bilmiyorum. Diyeyim ki çocuklar ilk diş hekimine, doktora ne zaman gitmeli? Şimdi yani bildiğiniz gibi bu hafta da ağız diş haftası. O yüzden de böyle bir program yaptığınız için de tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi sağlık ağızdan başlıyor. Yediğimiz besinleri biz dişlerimizle öğütüyoruz. Daha sonra sindirim sistemine geçiyor. O yüzden de dişler bizim için çok önemli. Ağız ve diş sağlığını biz nasıl sağlayabiliriz? Bunu aslında ilk başta çocuklardan başlamalıyız. Evet. Yani ağaç yaşken eğilir misali ilk başta çocuklarla bu olaya başlamamız gerekiyor. Onlara eğitimler vererek onları ileride büyük erişkin bireyler haline getiriyoruz. Çocuklarda ilk başta ilk diş muayenesini ilk dişler çıkar çıkmaz başlıyoruz. İlk dişler çıkar çıkmaz bu çocukların dişlerini ne yapacağız ki? Neyi muayene edeceğiz? Aslında biz asıl ebeveynlere bilgiler veriyoruz. Çocukların ilk dişleri 6-7 aylıkken çıkmaya başlıyor. Ama yaklaşık olarak 1 yaşından itibaren çocukların diş muayenelerine başlıyoruz ki ebeveynlere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler vermek adına. Peki hocam beslenmeyle de sanırım çok ilgisi var. Evet. Sağlıklı dişlere sahip olabilmek için bunu genel anlamda soruyorum. Çünkü dediğiniz gibi bu hafta ağız ve diş sağlığı haftası. Evet. Ülkemizde de maalesef hiç dikkat edilmeyen bir olay diyelim. Evet. Aslında dediğiniz gibi birçok hastalık, Sağlık Bakanlığı'nda açıklamaları var. Birçok hastalık ağız ve diş sağlığı ile ilgili. Evet. Bakteriler olsun, işte ne bileyim vertigo hastalığı olsun. Evet. Birçok hastalık buna bağlı. Aslında yani diş çürükleri gerçekten çok çok önemli. Yani çok önemsenmiyor maalesef Türkiye'de. Çünkü bu eğitimi maalesef çocukluk yıllarımızdan itibaren alamıyoruz bizler. Evet. Yani ben bile kendimden örnek vereyim. Ben ilk diş hekimliği fakültesinde başladığımda asıl doğru düzgün diş fırçalamayı öğrendim. Ben de bilmiyormuşum. Ki ben öğretmen bir aileden geliyorum ama bu gayet normal. Yani vatandaşlar hani biz nasıl dişlerimizi fırçalayacağız diye hala bize soru soruyorlar. Bu da gayet normal. Çünkü gerçekten bunların eğitimleri asıl çocukluk yaştan itibaren verilmesi gerekiyor. Sonradan kazanılması çok zor. Çocuklarda biz ilk başta dediğim gibi başlıyoruz ailelere bilgi vermeye. Diş çürüklerin önemini anlatıyoruz. Az önce de söylediğiniz gibi sağlık açısından diş çürükleri çok önemli. Neden? Çünkü dişlerdeki çürükler, mikroorganizmalar kan yoluyla vücudumuzun birçok yerine yayılıyor. Evet. Kalbe yayılıyor, kalpte bir takım rahatsızlıklar meydana getiriyor, beyne yayılıyor, beyinde bir takım rahatsızlıklara eklemlere yayılıyor, hastalıklara neden oluyor. Yani o yüzden aslında diş çürükleri deyip geçmemek gerekiyor. Bunların önlemini önceden almak gerekiyor. Evet. Bu da çocukluk yaşlardan itibaren alınması gereken bir önlem. Hocam nasıl beslenelim? Yani özellikle beslenmede gıda olarak almamız istediğiniz belli başlı besin grupları var. Mesela benim bildiğim şu hani süt, peynir, yoğurt. Evet. Hani bunlar kalsiyum içerikli de olduğu için dişleri pozitif yönde etkiliyor. Tabii, doğru mu hocam? Nasıl beslenelim? Ya doğru söylüyorsunuz. Bunlar vücut sağlığımız için çok yararlı besin maddeleri. Kalsiyum alıyoruz kemiklerimiz için. Dişlerimiz daha da kuvvetleniyor. Ama örneğin mesela sütte laktoz var. Yani şeker var. Süt içtikten sonra da dişler çürür mü diyor aileler bize. Mesela gece beslenmesi yapan çocuklar var biliyorsunuz. Evet. Benim de iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Biri 4 aylık, biri 2,5 yaşında. Ben de gece beslenmesi yaptırdım onları ama gerekli önlemleri ve tedbirleri alarak. Çünkü nedir hocam bu önlem tedbirler? Dediğiniz gibi süt mesela çok yararlı ama içerisinde bulunan bir takım işte laktoz, şeker dişlerin üzerinde kaldığında
dişlerin en dış tabakası olan minede bir bakteri pilav meydana getiriyor. Bu da arkasından tabii temizlenmediği sürece özellikle çocuklarda diş çürükleri neden oluyor. Bu bütün çocuklarda diş çürüğü yapmayabilir. Mesela iki tane kardeş geliyor. Diyor ki ben diyor kızımda diyor süt verdim hiçbir şey olmadı ama oğlumda verdim dişleri çürüdü. Bunun nedeni ne olabilir diye soruyorlar hastalar bize. Biz de diyoruz ki yani diş yapısı her insanın, her çocuğun farklıdır. Mine yapısı, mine kalitesi, tükürük yapısı. Süt içildikten sonra süt bile olmasa yani birçok yiyecek aslında dişlerimizi çürütebilir. Yani mesela diyorlar ki bize sadece işte şeker çikolata yemiyor ama dişleri çürük. Dişleri sadece çürüten aslında şeker çikolata değildir. Evet. Yani yediğimiz her şey dişlerimizin üzerinde kaldığı sürece ve o bölge temizlenmediği sürece dişlerin üzerine bir bakteri pilav meydana getiriyor. Bu plaktaki mikroorganizmalar da dişlerin en dış tabakasındaki mine tabakasında bir asit ataklara neden oluyor ve böylelikle çürükler meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için ebeveynlere bir takım bilgiler vermemiz gerekiyor gece beslenmesiyle ilgili. Biz özellikle ailelere diyoruz ki hani 1 yaşından sonra gece beslenmesi yapmayın. Ama tabii maalesef çocuklara sözümüz geçmiyor. Anneler tabii bu konuda çok zorlanıyorlar. Onlara öneriyoruz şöyle. Gece beslenmesi yapsa da uyurken mesela sütünü içtikten sonra bu gerek anne sütü olsun gerek biberonla alınan süt olsun. Temiz bir tülbent eğer hiçbir dış fırçaları falan yoksa evlerinde temiz bir tülbent, temiz bir mendil. Onu birazcık ıslatarak dişlerin üzerine silebilirler. Böylelikle içildikten sonra süt o dişlerin üzerinde kalmaz ve diş çürükleri neden olmayabilir. Evet. Parmak fırçalar da öneriyoruz biz ailelere. Onları eczanelerden temin edebilirler. Onları da kullanabilirler. Peki hocam şimdi bebeğin dişleri çıkar çıkmaz çürür mü? Bazı annelerde böyle bir soru da geliyor. Mesela internetten biz sizin geleceğinizi duyurduğumuz zaman gelen sorular arasında demiş ki bebeğimin dişleri çıkar çıkmaz çürüdü. Evet. Böyle bir şey olabilir Tabii bize gelen çok bebeğin dişleri çıkar çıkmaz çürüdü ya da bebeğimin dişleri kırıldı. ama hani bebek nasıl dişlerini kırabilir değil mi? Yani ailelere tabii öyle geliyor. Aslında bunların hepsi birer diş çürüğü. Az önce bahsettiğimiz gece beslenmesi sonucu gece uyurken bebeklerin anne sütü alması ya da biberonla süt içmeleri sonucu dişlerde çürüme meydana geliyor. O yüzden de aileler dişlerinin kırıldığını zannediyorlar ya da çürük çıktığını zannediyorlar ama fark etmiyorlar. Dişler ilk çıkar çıkmaz onlar da çürüdüğünü zannediyorlar dişlerin. Ama dediğim gibi yani bu aslında çok fazla önem verilmemesinden ileri geliyor. Daha fazla önem verilmesi lazım. Peki hocam biberon çürüğü diye bir şey var. Bu nedir? Biberon çürüğü az önce bahsettiğimiz gibi gece beslenmesi sonucu çocukların biberon çürüğü adı altında oluşturulmuş bir şey. Bu gerek anne sütü alsın çocuklar gerek biberonla içilen süt sonucu dişlerde çürüme meydana geliyor ve biz bunlara biberon çürüğü adı veriyoruz. Halk arasında biberon çürüğü olarak biliniyor. Evet. Ama sadece diş gece beslenmesine bağlı anne biberondan ötürü olmuyor. Yani emen çocuklarda da diş çürüklerine rastlayabiliyoruz. Mesela 3 yaşına kadar işte anne sütü alınsın ya da 2 yaşına kadar anne sütü alınsın. Evet anne sütü vücudumuz için çok yararlı bir besin maddesi fakat gece emildiğinde böyle bir takım çürüklere neden olabiliyor. Ve biz bunlara kısaca biberon çürüğü adı veriyoruz. Biberon çürükleri çok karakteristik. Çocuk emdiğinde süt dişlerin ön kısım çürük dişlerin ön kısımlarında birikiyor ve genel olarak köpek dişinden köpek dişine diş ve diş eti arasında oluşan çürüklere biberon çürüğü adı veriyoruz. Çok karakteristik. Çocuklar şöyle girdiklerinde ön dişlerinde simsiyah bir görüntü ile ortaya oluşuyor. Çıkıyor. İşte biz bunları biberon çürüğü adı veriyoruz. Önlenebilir mi hocam? Önlemek için yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Önlenebilmesi için az önce de bahsettiğim gibi ebeveynlerin çocukların diş kontrollerini çok erken başlamaları gerekiyor. 1 yaşından itibaren diş kontrollerine başlamaları gerekiyor. Biz bu 1 yaş döneminde hem dişleri muayene ediyoruz hem de ebeveynlere gece beslenmesi hakkında bilgiler veriyoruz. Diş fırçalama hakkında bilgiler veriyoruz. hangi dişlerin kaç yaşında çıkacağı hakkında bilgiler veriyoruz. Böylelikle biberon çürüklerini önlemeye çalışıyoruz. Peki hocam bebeklerde ilk diş
Ne zaman çıkar? Kaç yaşına çıkar ya? Bebeklerde yani genel olarak 6-7 aydan itibaren dişler çıkmaya başlar. Ama bazen aileler endişelenir. Benim çocuğumun dişi hala çıkmadı diye hiç endişelenmesinler. Yani bazen 4,5 aylık da çıkabiliyor dişler. Bazen de 11 ve 12. aylarda da çıkabiliyor. Önemli olan dişlerin geç ya da erken çıkması değil, sağlıklı çıkmasıdır. Evet. Peki hocam, belirti olarak, gerçi birkaç belirtisini biliyorum, benim de yeğenlerim var. Evet. Ne gibi belirtiler veriyor? Bebekler genellikle böyle daha bir huysuzlanmaya başlıyorlar, daha bir ağlamaya başlıyorlar. Diş etlerinde kızarıklıklar meydana geliyor, ağızlarından işte salyalar geliyor, ağızları sulanmaya başlıyor. Diş etleri kızarıyor, bebek devamlı elini ağzına götürüyor. Yani bu bizim aklımıza bebeğin diş çıkaracağını gösteriyor. Genel durum biraz çocuğun, bebeğin bozuluyor herhalde. Biraz bozuluyor, evet. Genel sağlık açısından yani herhangi bir sistemik rahatsızlık sebebi ortaya çıkarmıyor diş çıkarmak. Fakat bazı bebeklerde ateş yapabiliyor. Bazılarında hiç ateş yapmıyor da biliyor. Hani her bebekte aynı belirti gözükmüyor. Evet. Peki hocam, süt dişlerinin çıkması ne zaman tamamlanır? Toplam çocukların süt dişleri 20 tanedir. 3 yaşında tamamlanır hepsi. 3 yaşında, evet, 3 yaşında tamamlanıyor. Peki tam olarak ne zaman dökülüyor hocam? Süt dişleri 3 yaşında tamamlanıyor. İlk başta 6-7 yaşlarında ön kesici bölgeler. Önce üstten, evet, 4 diş, alttan 4 diş, 8 tanesi 6-7 yaşlarında değişmeye başlıyor. Aslında genel olarak halk arasında süt dişlerinin hepsinin bir anda döküleceği zannediliyor. Bu çok, evet, yanlış bir düşünce. O yüzden de nasıl olsa süt dişi deyip önem verilmiyor. Yani çürük olsa da dişler tedavi edilmiyor. Nasıl olsa bu süt dişi, niye tedavi ettiriyorsun diye söyleniliyor. Aslında bu çok yanlış bir düşünce. Biz genellikle hastalarımıza hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Süt dişleri, evet, değişiyor fakat 6-7 yaşlarında değişmeye başlıyor. Bu genellikle ön 4 bölge, kesici dişler bölgesi oluyor. Geri kalan süt köpek dişleri ve süt azı dişleri, yani geri kalan 12 tane diş 9 ila 12 yaşlar arasında değişiyor. Yani 3 yaşında dişleri çürümeye başlayan bir çocuğun ya da 6 yaşında dişleri çürümeye başlayan bir çocuğun geride kalan süt azı dişleri bizim için çok değerli. Neden? Çünkü 12 yaşına kadar bize gerekiyor o dişler. 12 yaşına kadar o dişlerin daha orada durması gerekiyor. Artı o çürükte durursa birçok mikrop, bakteri vücuda yayabilir herhalde. Tabii yani hem dediğiniz gibi vücudun birçok bölgesine o çürüklerin yayılması söz konusu. Yandaki komşu dişleri çürütmesi söz, evet, konusu. Az önce de bahsettiğimiz gibi kan yoluyla vücudun birçok yerine yayılması. Çocuğun yiyecekleri tam olarak çiğneyememesi, beslenememesi ve böylelikle büyüyememesi. Onun haricinde bir takım konuşma bozuklukları, çürükler nedeniyle oluşabilir. Süt dişleri aynı zamanda alttan gelecek olan kalıcı dişlere bir rehberlik ediyor. Süt dişleri ne kadar sağlıklı olursa alttan gelecek olan kalıcı dişler de o kadar sağlıklı olur. Örneğin düşünün, bir süt dişi, süt azı dişi arka bölgede, çocuk 6 yaşında arka bölgede bir süt azı dişi çürümüş. Bu hem komşu dişlerin çürümesine neden olabilir, orada iltihaplanabilir, apse yapabilir diş, alttaki kalıcı dişine o iltihap bulaşabilir. Yani genel olarak çocuğun bütün sağlığının bozulmasına neden olabilir. Gece uykusunu uyuyamayabilir, gece ağrıyarak dişi uyanabilir çocuk. İşte önemli olan bu dişler çürümeden önce dişlerin önlemlerin alınmasıdır. Hocam, çocuklar diş kimlerinden korkuyor. Büyükler bile, evet, korkuyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Mesela ben korkuyorum. Buradan hemen Cem hocama selamlarımı ileteyim. Mesela geçenlerde gittim, benim de bu ön dişimde bir çürük vardı. Ben dedim ki implant yapalım. Dedi ki yok, sağlam dişin, ben onu dedi çekmem. Evet. Bir saatte oturtturdu beni koltuğa. Şey dedi, bak dedi, yayında biz hani heyecanlanıyoruz. Dişçi, evet, koltuğunda da sen. Evet, evet. Çocuklar çok korkuyor hocam. Evet. Öncelikle neden korkuyorlar? Yani sonuçta çocuk zaten bebek, bir şeyden bebek anladığı yok. Bebek hiçbir şey anlamıyor. Daha önce dişçi de görmedi, evet, ama neden? Yani acaba bilinçaltlarına aileler bir şey mi yerleştiriyor? Evet, evet. Ve bu korku nasıl yenilecek?
Evet, genel ya da olarak, siz hastalarınıza lafınızı evet, kezdim ama çocuk geldiğinde ağlıyordur herhalde sizi görünce. Yani ağlayan hastalarımız da oluyor. Ne yapıyorsunuz hocam? Nasıl yumuşatıyorsunuz onları? Şimdi şöyle bir kanı var yani genellikle halk arasında, bak sakın yaramazlık yapma yoksa seni dişçiye, götürürüm, iğne yaptırırım. Ya da sakın bak yaramazlık yapma, doğru hastaneye gidiyoruz, iğne yaptıracağım sana deyip maalesef bazı aileler çocukların bu yönde korkmasına neden oluyorlar. Halbuki biz diş hekimleri hani her ilk gelindiğinde hemen iğne falan yapmıyoruz. Önce evet, bir muayene ediyoruz çocukları. Onlarla bir tanışıyoruz. Bir muhabbet kuruyoruz. Bir iletişim sağlıyoruz onlara. Onların koltukta rahat rahat oturmasını sağlıyoruz. İşte ağlamadıklarında ya da tedavi yaptırdıklarında onlara küçük küçük hediyeler veriyoruz. Ve böylelikle bu çocukluk yaştan itibaren kazanılması gereken diş hekimliği alışkanlığını, diş hekimine gelme alışkanlığını böyle kazandırmaya çalışıyoruz. Aslında korkulan bir koltuk olmamalı diş koltuğu. Evet. Biz çok güzel muhabbetler ediyoruz. Mesela çocuğun dişini tedavi ederken annelerle babalarla muhabbet içerisindeyiz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. İşte çocuk çizgi filmini seyrediyor bir yandan. Bir yandan dişini yaptırıyor. Derken 15-20 dakika içerisinde işlemlerimizi bitiriyoruz. Yani korkulması gereken bir durum değil aslında. Birazcık ailelere çok büyük bir görev düşüyor. Evet. Aileler çocuklarını bu yönde çok güzel motive etmeliler. Yani ben bazı aileler görüyorum. Bazı çizgi film kahramanlarının kitaplarını getiriyor. Bak dişlerini nasıl tedavi ettiriyor, görüyor musun şeklinde. Çocuklarını bu şekilde yönlendiriyorlar. Evet, biz de tam tersine hocam. Korkutmak için diş hekimlerini kullanıyoruz. Korkutmak için hemşireleri, iğneleri kullanıyoruz. Evet. Bir de karanlık oda vardır herhalde. Evet, öyle bir şey yok aslında. Karanlık odamız falan yok. Hani yok, genelde anneler söylüyor. Seni karanlık odaya kapatırım. Çok saçma buluyorum onu da. Evet, öyle hocam peki bu düşen dişler, orada herhalde bir şey yapmak gerekmiyor. Bekleyeceğiz çocuğun dişin çıkmasını. Evet. Ne kadar sürede çıkıyor ya da belki çocuktan çocuğa değişir mi? Kaç yaşında tamamlanıyor düşen dişler? Şimdi 6-7 yaşlarından itibaren ön kesici dişler değişmeye başlıyor. Ama o dişler hemen birdenbire gelemiyor biliyor. Evet. Bazı çocukların çünkü çene yapıları daha farklı diğerlerinden. Daha dar, daha küçük olduğu için alttan gelen dişler kendilerine yer bulamayıp asıl kalıcı olan dişler. Belli bir süre sonra çıkıyorlar. Aileler de bu durumdan çok tedirgin oluyorlar. Tedirgin olmasınlar. Bu bir karışık dişlenme dönemi oluyor 12 yaşına kadar. Dişler gelirken bazen yamuk gelebiliyor, çapraşık çıkabiliyor. Hemen onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Halk Tabii. arasında bilinen bir şey var, doğru mu diye. Şimdi bu diş eksik olduğu zaman çocuklar genellikle ya eliyle ya da böyle diliyle oynar. Evet. Hep derler ki oynama yamuk çıkar. Böyle bir şey var mı hocam? Yok yok, hayır. Yok, öyle bir şey yok. Hatta çok sallanan dişler ön bölgede olduğunda çocuklarda yani biz hiç müdahale bile etmiyoruz. Onu da anneler falan çekiyor. Ya öğretmenleri okulda çekiyor ya çocuk kendisi çekiyor. Hatta bana riski diyor ki çocuklar ben kendim çekeceğim. Sakın siz çekmeyin diyorlar bize. Hiçbir öyle riski evde yok. Çekildiği zaman Hayır, riski yok. Hiçbir riski yok. Onların zaten kökleri erimiş durumda. Onlar tek köklü dişler. alttan gelen diş onu kökünü eritiyor ve böylelikle orada küçücük bir pirinç tanesi kadar bir diş kalıyor. Yani onunla böyle hani oynamaları, diliyle oynamaları ya da parmaklarını herhangi bir sakınca teşkil etmez. Hocam dişli doğan bebekler de var sanırım. Evet, bazı durumlarda bebekler dişli doğabiliyor. böyle hastalarımız çok oluyor, geliyorlar hani ne yapabiliriz diye. O dişler zaten bir diş gibi değil de böyle bir dişçik gibi oluyor. Yani çok sallantılı oluyor. O dişleri bizim müdahale ederek almamız gerekiyor. Çünkü bu çocuğun ileriki dönemlerde o sallanarak hem yutmasına neden olabilir. hem de beslenme sırasında zorluk yaşayabilir yeni doğan bebek. Yememe emerken zorluk yaşayabilir ya da biberonla. O yüzden o dişlere biz müdahale ediyoruz. Çekiyor musunuz hocam? Evet çekiyoruz ama uygun şartlarda çekilmesi gerekiyor. Özellikle hastane koşullarında çekilmesi gerekiyor. Onları o şekilde yönlendiriyoruz. Acır mı o şey çekilir? Yok hayır. Biz diş çekerken kesinlikle hani böyle canlı canlı diş çekmiyoruz. Çünkü yeni doğmuş. Hem kanama kontrolü açısından hem ağrı açısından yapmamamız gereken bir şey. Uyuşturarak tabii. Uyuşturarak. Yapıyoruz evet. Çok var mı dişli doğan bebek? Çok yok aslında istatistiklere bakacak olursak ama yine de arada sırada oluyor. Yani çok fazla yok. Peki hocam, anne babalara buradan ne söylemek istiyorsunuz? Ne kadar sıklıkta doktora götürmeliler çocuklarını? Evet.
Anne babalara yani özellikle çocukları için biz özellikle 12 yaş altı çocuklarda 4 ayda bir rutin kontroller öneriyoruz. Normalde biliyorsunuz aslında diş hekimi kontrolleri 6 ayda birdir. Fakat süt dişlerinin yapısı, morfolojisi yani süt dişlerinin tabakaları çok ince olduğu için başlayan bir çürük çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz de çok hızlı bir şekilde ilerlememesi için olaya erken müdahale edebilmek adına onları 4 ayda bir kontrolleri çağırıyoruz. Böylelikle olay çok küçükken müdahale etmiş oluyoruz. Ne ağrı duyuyorlar ne sızı ne de iğne yapmamız gerekiyor. Çocuklara özellikle tedavi yaparken iğne kelimesini kullanmıyoruz onların yanında. Onları göstermeden özel aletlerimiz var. Hani enjektör kullanmıyoruz kesinlikle. O şekilde çocukları korkutmadan müdahalelerimizi yapmamız gerekiyor. Yani 4 ayda bir rutin kontroller eğer olursa çocuklarda da erişkinlerde de yani fark etmez büyüklerin de aslında erişkin annelerin babaların da maksimum 6 ayda bir diş kontrollerine gidip gelmeleri lazım. Hani olay geçtikten sonra dişi çok ağrıdıktan sonra işten geçtikten sonra değil de ilk zaten başta önlemlerin alınması gerekiyor. Bir çocuğun dişinin ağrıması, iltihaplanması ne bileyim şişmesi demek çocuğun psikolojik zaten olarak büyük bir travma. Demek. Yani gerçekten çocuklar için çok büyük bir travma. Özellikle biz çok karşılaşıyoruz. Artık dişi ağrımış, gece ağrısı yapmaya başlamış. Yani son çare size geldik. Dişi çok ağrıyor. Apse yapmış, şişmiş. Biz o dişleri bile kurtarmaya çalışıyoruz. Yani çocuğun süt dişlerini düşmesi gereken yaşa kadar orada tutmaya çalışıyoruz. Çünkü süt dişleri aynı zamanda bir yer tutucu görevi görüyor. Erken çekilen dişler orada bir boşluk oluşturup komşu dişler o bölgeye yürüyebiliyor ve böylelikle alttan gelmesi gereken asıl dişler yerine gelemiyorlar. Bu nedenden ötürü zamanında müdahale etmemiz gerekiyor ve o dişleri kurtarmamız gerekiyor bu şekilde. Hocam diş çürükleri şu anda eskiye göre daha mı fazla? Evet maalesef daha sık görüyoruz neden? Artık. Yani nedeni şu mesela benim çocukluğum döneminde ben hatırlıyorum ben de çok fazla diş hekimine gitmedim ama ben şanslıydım ortodontist amcam var o arada kontrol ediyordu beni ama yine de ne çürükten ötürü diş hekimine gittim ne de başka bir şeyden ötürü çünkü eskiden yediğimiz besinler daha farklıydı şimdi artık çocukların abur cubur dediğimiz işte çikolatalara şekerlere ulaşmaları çok daha kolay bu tarz yiyecekleri çok ucuz meblağ her yerden bulabiliyorlar ve onları yiyorlar tabii. Tabii yiyebilirler yani çocuk bu. Tabii ki de yiyecek. Yani düşünebiliyor musunuz bir çocuğu siz hani çikolata yemeden durabilsin? İmkansız bir şey ama arkasından mutlaka dişlerin fırçalanması gerekiyor. Birazcık yeme şekilleri değişti açıkçası. Daha böyle biz artık yumuşak besinlerle daha çok çocuklarımızı besliyoruz ya da bizler de besleniyoruz. Eski insanlar daha çok yiyeceklerini kopararak, ısırarak, parçalayarak dişleriyle yiyorlardı. O yüzden dişler daha fonksiyoneldi. Çeneler şimdi çiğnemeden yutuluyor hocam. Çiğnemeden yutuluyor şimdi maalesef. Çeneler daha fonksiyoneldi. Çene yapıları daha genişti eski insanların. Gitgide o çene yapıları küçülüyor, daralıyor ve böylelikle de asıl gelecek kalıcı dişler kendilerine yer bulamıyorlar. Çapraşıklıklar oluşuyor. İşte yenilen besinler çok yumuşak ve yapışkan gıdalar olduğu için çoğunluk olarak maalesef. dişlerin üzerinde bakteri plağı olarak kalıp yapışıp dişlerde çürümelere neden oluyor. Evet. Bu nedenle ötürü daha sık rastlıyoruz. Evet bir telefonumuz var. Deniz Bey sanırım. Alo. Alo. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Buyurun sorunuzu alalım. Sorumuz şöyle. Bir 4 yaşında bir oğlum var da. Allah bağışlasın. Ön dişeresi çürümüş. Bir ara bunları çektirmek istedik. Yani ama sonradan da bir yerden danıştık da bu dişleri çekmeyin de kendisi zamanla dökülür, yeniler çıkar. Herhalde bir şey olabilir mi ya da sökmemiz mi lazım, çekmemiz mi lazım yoksa dişlerin gerçekten kendi kendine dökülür de sonradan yeniler çıkar mı yani?
Evet, güzel bir soru geldi. Teşekkür ederiz, sağ olun bu soru için. Yani hastamızın yaşı çok küçük, 4 yaşında. 4 yaşında hemen dişleri çekmek yerine onları tedavi etmek gerekiyor aslında. Tabii hastamızı görmeden, muayene etmeden herhangi bir şey söylememiz de çok doğru değil ama... yine de 4 yaş bizim için çok erken bir yaş diş çekimleri için. Hem çocuk için çok travmatik bir şey. Eğer dişleri tamamen işte erimişse, diş eti seviyesine kadar gelmişse ve dişlerinde çok büyük iltihaplar, apseler varsa ve kesinlikle tedavi edilemeyecek pozisyondaysa evet çekilmesi gerekebilir. Ama kontrol ettiğimizde, işte film çektiğimizde dişlerden röntgen, radyografi aldığımızda dişler kurtarılabilecek pozisyondaysa da o dişleri mutlaka kurtarmamız gerekiyor. Çekmememiz gerekiyor. O dişleri tedavi etmemiz gerekiyor. Çünkü 4 yaş çok küçük bir yaş. Çocuk olarak bekletilmesi de riskli mi hocam? Bekletilmesi de çok riskli. Evet. Bir an önce tedaviye başlanması gerekiyor. Çok 4 yaş, yani düşünün 3 yaşında dişlerini tamamlamış çocuk ama 4 yaşında bir sene içerisinde bütün dişleri çürümüş. Bu tabii çok erken bir yaş. O yüzden bir an önce tedavilerine başlanması evet, gerekiyor. Evet Deniz Bey, o zaman beklemek değil de tekrar doktorunuza başvurup o dişlerin tedavisine başlanılsın. Ben çünkü şöyle anladım. Hani bekleyelim kendi kendine düşsün. Yok, çürük dişin bekletilmesi evet. de maalesef çok iyi yanlış bir yönlendirme oluyor. Evet. Biz bunu çok sık duyuyoruz. Bunlar nasıl olsa süt dişi. Onlar kendi kendine düşecekler. Çürüklü çürüklü bırakın. Ya o kadar yanlış bir düşünce ki. Mutlaka 4 yaşındaki tedavi çocuğun tedavilerini hani bir şekilde yapamayacakları için belki de böyle bir şey söylüyorlar hastalara. Ama bir yönlendirme yapmalarında yarar var. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Sorunuz için de teşekkürler. Güzel bir soruydu. Hocam devam edeceğiz. Daha size birkaç sorum var. Evet sevgili izleyicilerimiz 0212 625 58 33'ten. Çocuğu olan, yeğeni olan herkes bizi arasın diyoruz. Değerli doktorumuza sormak istediğiniz soruları sorun diyoruz. Kısa bir aramız var. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı yaşamda devam ediyoruz. Çok tatlı bir hocamız var. Çocuklarda, bebeklerde ağız ve diş sağlığını konuşuyoruz. Hemen ekranları başına yeni gelen izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. 0212 625 58 33'ten sağlıklı yaşama ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz tüm soruları değerli hocamıza sorabilirsiniz. Şimdi telefonları almaya başlayacağız. Hocam peki çocuklarda diş fırçalama nasıl olmalı? Günde belli mi yani kaç kere olmalı veya... nasıl fırçalamalıyız? Diş fırçaları nasıl olmalı? Şimdi genel olarak hem çocuklarda hem erişkinlerde diş fırçalama sayısı en az 2 olmalı. Evet. Sabah ve akşam olmak üzere. Sabah kahvaltıdan sonra, akşam yatmadan önce. Çocuklarda ise ben özellikle ebeveynlere hani yemeklerini yedikten sonra, yani her beslenmeden sonra öneriyorum. Çünkü çocukluk, bebeklik dönemde hani daha çok çocuklar yumuşak şeylerle besleniyorlar. Onlar dişlere daha çok yapışıp kalıyor. O yüzden de her beslenme sonrası mutlaka çocuklarda fırçalama öneriyoruz. Özellikle 4 yaş altı çocuklarda ise florsuz macunlar öneriyoruz. Evet. Şimdi bize en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Flor sağlığa zararlı mı? Zararlı mı hocam? Evet, flor sağlık için eğer yutulduğunda çok zararlı, toksik bir, sonuçta kimyasal bir madde. Ama biz floru direkt yutmuyoruz. Biz florlu macunlarla dişlerimizi fırçalıyoruz. Dolayısıyla yutmuyoruz. O Ama yüzden çocuklar de, yutabilir. Çocuklar yutabilir. O yüzden de işte çocuklar için 4 yaş altı tükürme yeteneğini daha kazanmamış olan çocuklarda florsuz macunlar öneriyoruz. Onlar tamamen bitkisel. Ama ağız hijyenleri açısından da macunla fırçalamaları gerekiyor. Ama hiçbir şekilde macun alamayacak durumdaysa eğer ebeveynlerimiz, o zaman normal sadece diş fırçalarıyla da çocukların dişlerini fırçalayabilirler. Bebeklik döneminde özellikle bu emzirme ya da biberonla beslenme dönemlerinde parmak fırçalar var. Onlarla fırçalayabilirler dişlerini. 2-4 yaş arası çocuklarda yine yaşlarına uygun diş fırçası alabilirler. Biz özellikle bir marka önermiyoruz. Dünyanın en pahalı markası da olsa, en iyi markası da olsa çünkü o dişler fırçalanmadığı takdirde güzel bir şekilde hiçbir yararı yok. O yüzden biz kesinlikle hiçbir marka önermiyoruz aslında hastalarımıza. Sadece diyoruz ki ebeveynlere çocuklarınızın dişlerini düzenli aralıklarla fırçalayın.
Her beslenmeden sonra fırçalayın. Özellikle bebeklik döneminde. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi süt dişleri yapı ve morfoloji olarak daimi dişlerden çok farklı ve çürümeye çok meyilli dişler. Evet. Çok küçük dişler biliyorsunuz süt dişleri. Tabakaları çok çok ince. O yüzden de çok hızlı çürüyor. Çok hızlı çürümemesi için de dişlerin daha fazla özenle fırçalanması gerekiyor. Ama erişkinlerde en az sabah akşam dişlerin fırçalanması gerekiyor. Bebeklerde de çocuklarda da yemek yendikten sonra, beslenme yapıldıktan sonra, örneğin bir popcorn yedi çocuk, akşama kadar yatmayı beklemesin. Popcorn yedikten sonra bence dişlerini fırçalasın. Dişi bir kullansınlar. Büyük şehirlerde değil ama hocam, küçük şehirlerde gerçekten diş fırçalama sorunu çok büyük. Hatta bir evde bir diş fırçasını birçok kişi kullanıyor. Bunlara da şahit oluyoruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında Sağlık Bakanlığı diş sağlığı, ağız diş sağlığına çok önem veriyor. Evet. Açıklamalar yapmış. Ben internetten de bakanlıktan takip ediyorum. Bu konuda çok güzel çalışıyorlar. Evet. Buradan da tekrar Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Bence onlardan bizim beklentimiz aslında bu çocuklar için özellikle biraz önce bir kelime kullandınız. Durumları yoksa diye, hakikaten durumu olmayan ailelerde olabiliyor. Bir tane diş macununu alamayacak güçte aileler oluyor. O aileler hepimizin ailesi. Doğru söylüyorsun. Bizler ne yapabiliriz acaba? Hani tek tek bulup bir şeyler yapmamız tabii ki mümkün değil. Yakınımızda olsa yapalım. Bence Sağlık Bakanlığı bunları ücretsiz verebilir. Aslında böyle bir kampanya başlatsa gerçekten çok güzel olur. İnşallah bizi duyarlar ki yaparlar da, bundan eminim. Inşallah. Çünkü bizim ülkemiz hakikaten sağlığa bence çok önem veriliyor. Bakanlık da bu konuda çok iyi çalışıyor. Yani biz kendi adımıza mesela diş hekimleri sadece diş hekimliği haftasında değil diğer haftalarda da biz diş taramalarına gidiyoruz okullara. Evet. Ücretsiz. Çocuklarda diş çürüklerini tespit ediyoruz. Ailelerine yazılar yazıyoruz. Çocuğunuzun dişleri çürük, dişlerin önemini anlatan yazılar yazıyoruz. Ve her gittiğimiz okulda da diş fırçaları hediye ediyoruz. Çok kendi güzel. Adımıza. Ve yani hani duyarlı olan herkes bu şekilde, hani sadece tabii Sağlık Bakanlığı da bunu yapmalı ama kendi üzerine düşen görevi yerine getirmeli diye düşünüyorum. Eğer biz bu mesleği yapıyorsak bütün diş hekimleri aynı şekilde sosyal projelerine bu şekilde katkıda bulunabilirler. Evet. Bir telefonumuz daha var. İstanbul'dan Umut Bey. Alo. Alo. Merhaba Umut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Buyurun, alalım sorunuzu. Ben dişimde sorun var, bir tane çürüğüm var da. Aslında... Evet, buyurun. Daha önce doktora gittim. Dedi kanal tedavisi yapılacak, temizlenecek falan dediler. Evet. Ve dişlerinde sızlama yapıyor. Yani sıcak da bir şey yesem, soğuk bir şey de içsem sızlama yapıyor. Evet. Ve diş etlerim kanama yapıyor. Hı-hı. Acaba neden olabilir diye sormak istedim. Doktora. Yani özellikle soğukta ve sıcakta eğer hassasiyet yapıyorsa, işte gece ağrısı yapıyorsa muhtemelen dişinizde çok derin bir çürük var. Derin çürüklerde genellikle biz kanal tedavileri uyguluyoruz. Eğer bahsettiğiniz semptomlar varsa. Diş etlerinizdeki kanamanın nedeni de maalesef dişlerinizi düzenli fırçalamanızdan kaynaklanıyor aslında. Çünkü mesela işte fırçalıyorum diş etlerim kanıyor. Ama aslında düzenli fırçalanmadığı için diş etleri kanıyor. Oradaki plak birikimleri sonucu diş etleri daha da kanamalı, ödemli bir hale geliyor. Bu nedenden ötürü diş etleri kanıyor. Öncelikle bir diş hekimine tabii gitmeniz gerekiyor. Orada bir detertıraj, bir diş taşı temizliği yapılması gerekiyor. Sonrasında da geri kalan çürük olan dişlerinizin tedavi edilmesi gerekiyor. Gerek kanal tedavileriyle, gerek dolgularla. Kanal tedavisi yaptırıyormuş ama ağrım var dedi. Kanal tedavisinde sinir denilen bir şey var. O alınıyor mu hocam? Evet, kanal tedavisi. Alınmadıysa ağrı yapıyor galiba. Şimdi dişi şöyle söyleyeyim, apsedi iltihaplı olmuş olabilir. O dişlerin kanal tedavileri bir seansta bitmiyor. Tabii, birkaç seans sürüyor. Birkaç seans dişe pansuman yapıyoruz. Yani o iltihabı kurutacak olan birkaç ilaç koyuyoruz dişin iç kısmına. O köklerin bulunduğu, kanalların olduğu kısma. Diş iyileştikten sonra, tamamen hiçbir ağrı sızısı kalmadıktan sonra da kanal dolgusunu tamamlayıp dolgusunu tamamlıyoruz. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Tekrar dişçinize başvurun. Bence şikayetlerinizi söyleyin. Hocam telefon var. Hatice Hanım hattımızda. Alo. Alo, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun Hatice Hanım. Teşekkür ederim.
Ben çok yani şimdi aslında benim şu anda fikrimde ya da benim oğlum çok küçük 2,5 aylıkken diş çıkardı. Evet. Çok iki buçuk aylıkken çok korktuk tabii, götürdük bunu doktora şey yaptık ama oluyormuş aslında evet. Bunlar. Şimdi benim torunum var 2 tane yine doğdular. Acaba bu gen bu tarafa da sürer mi? Bunlar sağlıklı olur mu olmaz mı? Bunun hakkında bilgi almak istiyorum hanımefendi. Teşekkürler. Evet. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Benim de 4,5 aylıkken çıkmış ilk dişlerim. Ben de erken diş çıkarmışım. Tabii şöyle yani genel sağlığı açısından hani birazcık daha huzursuzlanma yapabilir. Yerken çıkan diş dişleri birazcık ateş yapabilir ama erken çıkmasında herhangi bir zararı yok aslında. Dişler iyi bakıldığı sürece. Aslında tabii şimdi beslenme hem anne sütü hem biberon belki alıyordur, hani mama alıyordur bilemiyorum ama o dişlere daha çok temas ediyor şu anda. Ne kadar aslında dişler geç çıkarsa o kadar iyi mi? O kadar iyi. Neden? Çünkü dişler gerektiği şekilde bakılmadığı için maalesef o beslenme sürecinde, bebeklerin beslenme sürecinin arkasından temizlenmesi gerekiyor. Her beslenme sonrası düşünün. Yani bunu her beslenme sonrası anne eğer yaparsa o dişler sağlıklı kalabiliyor. Evet. Buna önem verilmesi gerekiyor. O yüzden sizin birazcık erken çıkmış dişleriniz ama bu sizin elinizde o dişlerin sağlığını korumak. Düzenli işte temizlenirse fırça olmasa bile bir temiz bir tülbentle, bir gazlı bezle her beslenme sonrası dişler temizlenirse herhangi bir sorun suyla teşkilatmaz. Sanırım hocam ıslatıp evet. Sileceksin. Evet, silecekler evet, o kadar, değil mi? O kadar. Evet çok Hatice basit. Hanım teşekkür ediyoruz sorunuz için. Ankara'ya da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hocam biraz yayını uzatacağız. Sizi zaten bugün konuk ettik. Biraz daha artık geç kalabilirsiniz. Hastalarınızı bekleteceğiz. Çünkü çok yoğun bir telefon var. Biz dediğim gibi ilk defa çocuklarda ağız ve diş sağlığını işlediğimiz için bayağı bir arayan var. İzleyicileri de kırmak istemiyoruz. İzninizle biraz yayını uzatacağım. Estağfurullah. Tamam mı? Peki seve, seve. Hocam ne demişiz? Şimdi çocuklarda çarpık diş. Bu evet. Çok sık karşılaşılıyor. Evet. Çarpık diş çıkınca bir kere anne babalar çok üzülüyor. Mesela evet. Benim de benim dişlerim çok düzgündür aslında. Sanki evet, dişimde hafif teşekkür ederim. Bir öne çıkıklık var. Milim yani. O, evet. Benim tabii annem biraz takıntılı olduğu için sağ olsun sevgilerimi gönderiyorum burada. Mahvolmuştu. Götürmedik evet. Dişçi kalmadı. Artık diş doktorumuz dalga geçiyordu çocukken. Evet. Dedi ki Yıldız Hanım çocuğun dişleri çok sağlıklı düzgün. Hafif diyor sanki çarpık çıkıyor gibi. Evet. Şimdi bunu anne babalar da takıyor. Evet. Çocuklarda da çarpık diş olunca bazen biliyorsunuz çocuklar daha acımasız oluyor. Evet, küçükken birbirleriyle dalga geçiyorlar. Evet. Çarpık diş neden olur? Öncelikle onu sorayım hocam. Şimdi dişlerdeki çarpışıklıkların en büyük nedeni genetik faktörler aslında. Yani anne babadan kaynaklanıyor. Evet. Anne babada ama örneğin diyelim ki hiçbir çarpışıklık yok. Dişleri gayet güzel her ikisinde, annenin de babanın da, ama çocuğunda çapraşıklık var. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni şu olabilir. Annenin küçük çenesini, babanın da büyük dişlerini almış olabilir. Böylelikle çocukta da çapraşıklık meydana gelebilir. Aynı zamanda gene az önce de bahsettiğimiz gibi çapraşıklıkların başka nedenleri de beslenmeye bağlı olarak oluşuyor. Artık günümüz çocuklarının maalesef yumuşak gıdalarla daha çok beslenmesi sonucu çenelerinin yeteri derecede gelişmemesinden ötürü çenelerdeki darlıklar nedeniyle alttan gelecek olan kalıcı dişler kendilerine yer bulamıyorlar. Böylelikle de çapraşık çıkmak durumunda kalıyorlar. Evet. Bunlardan kaynaklanabilir. Bir şey daha soracağım size bu konuyla ilgili mi? Ayşe Güleç Uşak'tan arıyor. Ayşe Hanım. Ben canım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın, hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Allah'ım başarılar versin. Amin inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun sorunuzu alalım. Hanımefendi, isminizi bilemedim de beni dinleyen bir şey soracağım. Buyurun. Benim oğlan 13 yaşına yeni giriyor, 7. sınıfa gidiyor. Altında yeni dişler sürüyor. Öteki çürükler yarısı kırılıyor, yarısı çıkıyor kendi kendine. Tamamlayamadım. Ayşe Hanım tekrar alalım. Benim anlamadım. Ben de anlamadım. Benim oğlanı biri 15 yaşında. Tamam. 15 yaşında. Biri de 13 yaşında giriyor. 13. Tamam. Bunların dişleri kendi kendine. Ağız dişleri var ya. Azı dişleri. Azı dişleri. Evet. Evet. Ha, büyük dişleri var ya arka dişi. Kendi kendine oğlum çıkıyor. Kendi kendine çıkıyor.
Hayır, böyle değil. Kendi kendine kırılıp çıkıyor. Hani kurt yemiş gibi. Kırılıp çıkıyor. Ha, çürük ufalanıyor çıkıyor. Böyle. Kırılıyor mu? Ha. Kırılıyor. Kuyguzanıyor. Yarısı çıkıyor. Neden kırılır hocam? Evet. Tamam Ayşe Hanım. Şimdi tabii kırılıyor zannediliyor. Aslında onlar çürük dişler. Hani onlar çıkarken aslında çürük çıkmıyor. Yeterli ağız hijyeni olmadığı için çocukların dişlerini fırçalamadıkları için o dişlerde çürüme meydana geliyor. Çıkarken de yani diş etinden çıkarken de diş etiyle diş arasında hep bir yemek artıkları, hep bir besin birikimi meydana geliyor. Ve böylelikle o bölgede hep bir dişlerde çürümeler meydana geliyor. Bunun önüne geçebilmek için biz çocuklarda bir takım koruma tedavileri yapıyoruz. Koruyucu uygulamalar adı altında fissür örtücüler ve florjel uygulamaları yapıyoruz. En arka süt dişlerin en arkasından çıkan kalıcı azı dişleri var. Birinci büyük azı dişleri diyoruz bunlara. Bunlar çıkar çıkmaz ileriki yaşlarda işte bu yaşlara gelindiğinde çürümemesi için o dişlere fissür örtücü dediğimiz koruma dolguları yapıyoruz. Koruma dolgusu var. Evet, koruma dolguları yapıyoruz. Yani bunlar normal dolgu gibi değil. Yani dişi illa aerator ve mikromotor dediğimiz o hızlı dönen aletlerle çürükleri temizlemeden sağlıklı, çürüksüz olan dişlerde direkt o fissür örtücü dediğimiz dolgu materyalini direkt dişin üzerine sürüyoruz. Evet. Ve böylelikle de o fissür denilen girinti çıkıntıları fissür örtücülerle kapatarak yemek artıklarının üzerinde birikmesine engel oluyoruz. Evet. Şimdi Ayşe Hanımcığım, çocukları bir diş hekimine götürüyorsunuz. Zaten o size gerekli bilgiyi söyleyecek. Fissür denilen bir şeyle kapatma. Çürükse dolgu yapılması, yapılması lazım. Çürükse... O onu ufalanma olayı da geçecek mi hocam? Çürük temizlenecek. Yani o kırılma, evet. Ufalanma denilen şey aslında çürük. Oluşan çürük. Onun mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hocam, çarpık dişler denince hemen aklımıza çocuklarda diş jeli geliyor. Evet yönetmenim. Ama sorumu soramadım Aynur Hanım. Telefonlar kilitlendi de. Ben sormuyorum artık, telefon alıyoruz. Peki Aynur Hanım hattımızda. Aynur Hanım. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, sorunuzu alalım. Ben oğlumun dişleri çarpık. Televizyon sesini kısabilir miyiz? Hatta kapatalım lütfen Aynur Hanımcığım. Bizi telefondan dinleyin. Ha. Çünkü ses size geç geliyor. Ne dedik? Oğlunuz mu dedik? Evet, dişleri çarpık. Dişe veya yamukluk var dişlerinde. Dişler, diş tellerini kaç yaşında acaba çocuğu? Kaç yaşında çocuğunuz? 16 yaşında. 16 yaşında. Arkadaşlar da az önce dediğiniz gibi sürekli şey yapıyorlar. O da takıntı haline geldi. Evet, evet. Ya çatıya gittik, çatı 6-7 sene sonra diye. Uygun bir yerde bulamıyoruz. Takılacak. 5 milyardan, 5,5'dan aşağı satmıyorlar. Gittiğiniz hastanenin ismini söylemeyin, bir şey soracağım. Aynur Hanımcığım, gittiğiniz hastanenin ismini söylemeyin de ne kadar sonraya zaman verdi size? Şafa 7 yıl sonra dedi. Oğlum 16 yaşında zaten. 7 yıl. Evet, 7 yıl beklese. Gerek yok yani, deseydiniz dişler zaten değişir. Evet Aynur Hanımcığım, şimdi erkek miydi çocuğunuz? Erkek çocuğu. Ya o kadar sakıntı olmuş ki. Tamam. Artık düşünüyor ki dişlerime tezat attırmaz. Sana intihar edeceğim. Kendimi öldüreceğim. Ay daha neler. Şimdi ben bir şey rica edeceğim hocamızdan. İstanbul'dan arıyorsunuz. Siz telefon numaranızı bırakın. Hocam yardımcı olmanızı rica edeceğim. Sizden ve ekibinizden. Tabii. Madem çocuk 16 yaşında, ergenlik çağında, intihar düşünüyor. 7 yıla devlet hastanesi. Evet. 7 yılda yani Allah aşkına evlenir, çoluğu çocuğu olur. Kendi çocuğunu dişçiye götürür. Biz size yardımcı olalım. Evet, ben size söz veriyorum. Siz telefonunuzu bırakın. Hocamız da sağ olsun ilgilenecek sizle. Allah razı olsun. Tamam. Olur. Tamam, merak etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Şimdi hocam... şimdi çarpık dişler dedim. Bu çarpık dişler biraz önce hanımefendi söylediği gibi gerçekten özellikle ergenlik döneminde. Mesela benim en büyük korkum dişim düştüğü zaman oradan gerçekten çarpık diş çıkacak. Hiç gülemeyeceğim derdim. Hatta benim birkaç sene önce bir arkadaşım vardı 36 yaşında. Onun da dişleri çarpık. Gülerken bile eliyle kapatıyordu. Bu takıntı haline geliyor. Çok normal. Yani Aynur Hanım'ın oğlunda olduğu gibi 40 yaşında insanda da olabiliyor. Tel takılıyor hocam. Evet, şimdi bu tellerin takılması sağlıklı mı? Gerçi telle ilgili
ilgili de sorun oluyor. Çocuklar telle de dalga geçiyor ama şimdi çok güzel şeffaf teller çıktı. Evet. Tedavi yöntemi çarpık dişte sadece tel midir hocam? Şimdi tabii birçok tedavi metodu var aslında çarpışıklıkta. Az önce de bahsettiğimiz gibi erken yaşta müdahale her zaman daha iyi sonuçlar veriyor. Ama diyelim ki az önceki hastamız artık 16 yaşına gelmiş, ergenlik dönemini geçmiş. Bu çocuklarda da tel tedavisi yapılmıyor mu? Yapılıyor tabii ki de. Ama iskelesel anlamda değil de yani çenenin örneğin rahmetli Sabancı'na örnek verilir. Evet. Alt çenesi diyelim ki önde bir hastamız. Buna daha erken yaşlarda, çocukluk yaşlarında eğer müdahale edilseydi o zaman daha iyi sonuçlar alınır. Ama ergenlik döneminde artık 17-18 yaşından sonra müdahale edildiğinde bir takım başka operasyonlar gerekiyor. Evet. Cerrahi operasyonlar gerekiyor. Ama sadece dişlerde çapraşıklık varsa bu hangi yaşta olursa olsun braket dediğimiz tellerle tedavi edilebiliyor. Bu breketler işte metal görünümlü siyah olabiliyor, porselen olabiliyor, gözükmüyor, daha estetik gözüküyor. İstenilen şekillerde var ya da dişlerin iç kısımlarına konuluyor. Örneğin yani hiç dışarıdan güldüğünüzde telleriniz kesinlikle gözükmüyor. Birçok tedavi metotları var ama tabii ki de her tedavi metodu her kişiye uygulanamıyor. Her tedavi metodu her kişiye uygulanmadığı için kişinin diş çapraşıklığına göre teller seçiliyor. Ama sonuçta tedavisi var. Tabii ki de tedavisi ne kadar mümkün. Süre mesela hocam tabii ki dişe göre değişir ama ne kadar süre tel olması gerekiyor aşağı yukarı? Yani bu kişiden için. Kişiye değişmekle değişir, birlikte evet. Bir sene ile iki sene arasında değişiyor. Değişiyor. En evet. Aynur Hanım unutuyoruz hocam. Ben sizin ekibiniz adına söz verdim. Allah bana ömür verir ve sağlıklı yaşamı sunmaya devam edersem de Aynur Hanım telefonunuzu arayacağım. Çocuğunuzu yayına getirteceğim. Tekrar hocamızla birlikte dişlerini göstereceğiz. Sağlıklı dişlerini. Hocam İnşallah. Da bize söz verdi. Şimdi programımız bitmiyor. Kısa bir VTR'miz var sizler için. Sağlıklı yaşamın hazırladığı. Ona bir göz atalım. Ağız ve diş sağlığını koruyabilmek için en az günde 2 kez kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce 2'şer dakika dişleri, diş etlerini ve dili fırçalamak gerekiyor. Oysa Türkiye'de günde 2 kez diş fırçalayanlar nüfusun sadece %15'ine ulaşıyor. Yani yaklaşık her 7 kişiden biri dişlerini günde 2 kez fırçalıyor. Türkiye'de her 3 kişiden biri dişlerini günde 1 kere bile fırçalamıyor. Her 2 evden birine diş fırçası girmiyor. Kişi başına yılda 1 diş fırçası düşüyor. Türkiye'de diş macunu kullanımı kişi başına yıllık 125 gram. Yani bir yıl boyunca sadece küçük diş macunu tüpü kadar. Buna karşın Batı Avrupa'da 290 gram, Kuzey Amerika'da 412 gram. Türkiye'de 3-12 yaş grubunda her 100 çocuktan %98'inde en az bir çocuk var. Batı ülkelerinde diş hekimlerine gitme sıklığı kişi başına yılda 5, ülkemizde 0,9. Yani yılda bir kez bile değil. Sabah akşam 2'şer dakika ayırıp sağlığı, özgüveni, popülariteyi korumak varken 2 dakikada fiziksel ve sosyal açıdan nelerin yitirildiğini, ne tür bedeller ödendiğini biliyor musunuz? Hastalıklı dişler, hastalık habercisi diyerek vatandaşları uyaran Sağlık Bakanlığı, diş çürükleri, sinüzit, bademcik iltihabı, romatizma, kemik erimesi, diyabet, solunum sistemi ve kalp hastalıklarına yol açar. Sağlıksız dişlerin vücuttaki tüm sistemleri olumsuz etkileyeceği ve vücutta sürekli enfeksiyon odağına dönüşebileceği belirtilerek diş çürüklerinin sinüzit, bademcik iltihabı, romatizma, kemik erimesi, diyabet, solunum sistemi ve kalp hastalıklarıyla sindirim sorunlarına yol açabileceği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'de sigara ve tütün kullanımı, yanlış beslenme, ağız, diş sağlığı bakım ve düzenli diş hekimi kontrolüne yeterince önem verilmemesi sebebiyle diş ve diş eti hastalıklarının önemli bir halk sağlığı problemi olduğu bildirildi. 18-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nda sabah, akşam 2'şer dakika ayırıp sağlığı, özgüveni, popülariteyi korumaya ne dersiniz? Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlık yaşamda son cümlelerimizi topluyoruz. VTR'miz de çok güzel olmuş. Ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Hocam aslında bir iki sorum daha var ama kapatmak zorundayım. Çok kısa olarak çocuklarda diş gıcırdatması. Sık karşılaşıyor musunuz? Ne yapılması gerekiyor? Evet, çocuklarla diş gıcırdatmasına biz çok sık karşılaşıyoruz. Aileler gece işte çok şiddetli sesler çıkartarak gıcırdattığını söylüyorlar çocukların. Aslında biz bu diş gıcırdatmayı patolojik olarak kabul etmiyoruz. Yani fizyolojik normal bir şeymiş gibi kabul ediyoruz çocuklarda özellikle.
psikolojik olarak da algılayabiliyoruz. Bunun için herhangi bir tedavi yapabiliyor muyuz? Yani açıkçası süt dişi dönemde oldukları için taktığımız gece plakları çocuklardaki büyüme gelişimi baskılayabiliyor. Çünkü sabit bir şey o taktığımız. Ama çocukların biliyorsunuz çene gelişimleri, diş gelişimleri devam ediyor. Süt dişi dönemden sonra 12 yaşından sonra uygulanabileceğini söylüyoruz. Süt dişi dönemde takıldığında çocuk o plağı gece takamayabilir. Çünkü o taktığımız plak çok şeffaf bir plak, çok hafif bir plak. O yüzden de hani çocuklar için bu zararlı da olabilir. Dediğim gibi yani her çocuktan çocuğa değişebilir tabii ki de tedavi ama diş gıcırdatmanın sorununu illa plaklarla değil, çocuğun birazcık da psikolojisiyle de ilişkilendiriyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Değerli vaktinizi ayırdınız. Çok güzel bir program oldu. İnşallah izleyicilerimize de yararlı olabilmişizdir. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir programda olduğum için ben de çok mutluyum. Sizlerle tanıştım. Tek istediğimiz şey ebeveynlerden çocukların dişlerine biraz daha önem vermeleri. İş işten geçtikten sonra değil, öncesinde önlem almaları. Dişler çürüdükten sonra değil, çürümeden önce gerekli koruma tedavilerini, koruyucu uygulamaları yaptırmaları ve dişlerini çürütmemeleri. Ağaç yaşken eğilir misali evet, çocukluktan kazandırılması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet sevgili izleyicilerimiz, 18-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası. Biz de buradan bu haftanın inşallah insanlara diş fırçalamayı, ağız ve diş sağlığına dikkat etmesini kazandırır diyoruz. Tüm diş hekimlerinin ve diş sağlıkçılarının, ağız diş sağlıkçılarının bayram gibi görüyorum. Ben bayramını kutluyorum. Yarın sedef hastalığını işleyeceğiz. Sedef hastalarını ekran başına davet ediyoruz. Yarın görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.